merhabalar Mustafa Bey, nasılsınız? Teşekkürler Mehmet Bey, sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz, çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle çok yoğun bir çalışma temposunun içerisinden bizler için ara verdiniz. Değerli bilgilerinizi, yılların tecrübesini de bizlerle paylaştığınız için sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Mustafa Bey, över arıcılık olarak uzun yıllar bu sektörün içerisinde gerek akademisyen gerek çalışanı olarak bir fiil verdiğiniz başarılı hizmetlerle şu an sadece bölgede değil Türkiye'de bu sektörün en iyilerinden birisiniz. Herkesin bildiği, tanıdığı, tercih ettiği iyi bir işletme ve işletmecilik yapmaktasınız. Ben verilen hizmetler, sektör olan katkılarınız, tercih edilme sebepleriniz ve ürün yelpazenizden sevgili izleyicilerimize bahsedeceğim. Ancak öncelikle sizleri tanıyarak başlamak istiyorum ve sormak istiyorum izninizle. Sayın Mustafa Över kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? Teşekkür ederim Mehmet Bey. Mustafa Över bir 18 yaşında ziraat teknisyeni iken Bitlis Arıcılık Üretme İstasyonu Müdürlüğü emrine atandı. Öylece arı sevdası orada başladı. Sonrasında özellikle ana arı yetiştiriciliği konusunda aldığım eğitimden sonra 1983 yılında tamamen ana arı üretimine yoğunlaştım. Daha sonrasında Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü'nde de görev yaptım. Ve sonrasında Arıcılık Yüksek Okulu'nu da bitirdikten sonra 2009 yılında Över Arıcılık işletmemizi kurduk. Kendim de emekli olduktan sonra kapasiteyi büyüttük ve şu anda 10.000 aktif ana arı üretim kapasitesi ve yaklaşık 1000 adet anaç koloniyle üretimimize devam ediyoruz. Ki bu rakamlara baktığımızda aslında Türkiye'nin en büyüğü olduğumuzu söylememiz mümkün bu konuda. Evet. Şimdi ben över aracılık olarak verdiğiniz hizmetlerden biraz evvel bahsettim ama kapasitenizle ilgili sizin verdiğiniz bilgiler sonrası çalışma alanlarınızla ilgili de bilgiler vermek istiyorum değerli izleyicilerimize. Şu an bulunduğumuz yer Mersin Erdemli'ye yaklaşık 15-20 kilometre uzaklıkta, yine dağın zirvesinde, etrafımızda tarımın ya da yerleşim alanının olmadığı, evet, son derece doğal, organik bir ortamda hizmet veriyoruz. Evet. Yayılım alanımıza baktığımız zaman toplam kaç metrekarelik bir alan içerisinde şu an hizmet vermekte olduğunu şu an bura eski yanık orman alanı ve buradaki yanan alan 200 hektardı. 200 hektarlık evet, bir alandı. 200 hektarlık bir alanda tamamen bizim anaç kovanlarımız ve ana arı üretim kutularımız dağıtılmış durumda. Şimdi burada siz daimi olarak bu hizmeti verirken kalıyorsunuz da aynı zamanda arılarınızla birlikte ve yalnız da değilsiniz. Sizlerle birlikte çalışan kadrolarınız da var. Tabii ki. Toplam sizlerle birlikte çalışan kadro sayısı nedir efendim? 10 elemanımız mevcut. 10 uzun yıllar bu sektörde hizmet vermiş profesyonel bir kadro ile de hizmetleriniz evet, devam etmekte. Şimdi Mustafa Bey, size gelen talepler ağırlıklı olarak nerelerden gelmekte? Hizmetleriniz nerelere kadar ulaşabiliyor? Mehmet Bey, öncelikle işletmemizin ana üretim amacı ana arı, kraliçe arı olarak bilinen bir kovanın bütün bal verimini, hırçınlık, oğul eğilimi gibi istenmeyen özellikleri de taşımayan kaliteli ana arı üretimi işletmemizin asıl amacı ve bu ana arıları biz Türkiye'nin 81 iline göndermekteyiz. Ağırlıklı olarak bu dönemde Doğu ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere ama gene de Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Ayrıca arı sütü, bal, polen üretimlerimiz de var. Bunlar da talep gelen gene Türkiye'nin 81 iline gönderebilmekteyiz. Şimdi özellikle ben sizinle yaptığımız özel sohbet esnasında bana şehirleri saydığınızda baktım ki balın aslında gerçekten başkenti olabilecek bütün iller. Hangi illerde bal ünlüyse, şöhretse ve o oranın ürünü çok kaliteliyse siz buralara zaten ürün veriyorsunuz. Evet. Doğal olarak da bugün itibariyle belki Doğu ve Güneydoğu ama baktığımızda Türkiye'nin 81 iline de ürün ve hizmet gönderebiliyorsunuz. Evet. Şimdi evet, Türkiye'nin tamamına ürün gönderiyorsunuz. Herkesin bildiği, tanıdığı ve tercih ettiği en iyi işletmesiniz. Fakat biliyorsunuz yalnız değilsiniz. Sizin gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden bu sektörde uğraşan birçok işletme de bulunmakta. Özellikle müşterilerin ısrarla över aracılığı tercih etme sebebi nedir? Siz diğerlerinden ayıran en önemli özellikleriniz nelerdir efendim? Öncelikle daha önce yapmış olduğumuz çalışmalar, Tarım Bakanlığı'nın araştırma enstitülerinde ben aynı şekilde üretim işletme şube şefliği yaptım, üretimler yaptım, ana arı üretimi ağırlıklı olarak çalıştık. O dönem sektörde kabul edilmemizi sağladı oradaki yaptığımız çalışmalar. Sonrasında da yaptığımız çalışmalarda muhatap olduğumuz arıcılarda kimseye 3 gün sonra ana arı göndereceğiz dediğimiz kimseyi 3 gün sonrasında aksatmadık. Verdiğimiz sözü zamanında tuttuk. Israrlara
ısrarlara yenilip zamanından önce anaarı toplayıp kimseye göndermedik. Kimseye olgunlaşmamış anaarı göndermedik ve ürünümüz kendi reklamını kendisi yaptı. Bu yıl bizden 100 anaarı talep eden kişi ertesi yıl bize 500'ün üzerinde taleple geldi. Şimdi öncelikle taahhütleri zamanında yerine getiren, verdiği ürünün arkasında duran, evet, insan ilişkilerini mutlaka ciddiye alan, dürüst, ilkeli ve prensipli çalışan bir işletme olmamız bizi diğerlerinden ayıran en önemli özellikler olduğunu söyleyebiliyoruz bu vesileyle. Evet. Ve siz akademisyen olarak da aslında araştırmacılık da yaptınız daha öncesi. Yıllarca yaptığınız bu araştırmalar sonrası bu işi bugün çok daha profesyonelce yapan bir işletmecisiniz. Bu da sizi diğerlerinden ayıran en önemli unsurlardan biri, yılların tecrübesiyle hareket etmiş olmanız. Şimdi bulunduğumuz yer Mersin'e yaklaşık 15-20 kilometre uzaklıkta ve siz alan olarak biraz evvel yaklaşık 200 hektarlık bir alandan, evet, söz ettiniz. Ve buradaki süremiz kaç ay sürer efendim? Burada biz Mart başında buradaki çalışmalarımız başladı. Mayıs ortalarında artık bu bölgeyi terk ederiz. Terk edersiniz. Torosların zirvesini aşarak Torosların diğer kuzey yamaçlarındaki Karaman il sınırları içerisinde bulunan ortalama 1600-1700 rakımlı bölgelere arılarımızı taşırız. Orada da gene tarımsal alanlardan uzaktayız, tarımsal ilaçlardan uzaktayız. Böyle olmak zorunda. Üretilen ürünün kalitesi açısından, ürünlerde pestisit bulunmamasını sağlamak açısından ve arıdan daha uzun süre faydalanmamızı, zehirden etkilenerek erkenden kaybetmeden arıları daha uzun süre kullanabilmemiz için de arıcılarımıza tavsiyemiz budur. Tarımsal ilaçların yoğun olarak kullanıldığı alanların dışında faaliyetlerimizi sürdürmek zorundayız. Şimdi sözünü ettiğiniz şey, burada yaklaşık 2 ay, 2,5 ay gibi bir süre kaldıktan sonra yaklaşık yine buradan 120-130 kilometre uzakta dağların rakım nedir efendim oradaki yerleriniz? 1700 ortalama. 1700 rakımlarda tamamen doğal, tamamen organik ortamlarda son derece kaliteli bir yaşam ama diğer tarafından baktığınız zaman aynı şekilde de meşakkatli bir iş. Evet. Aslında ailenizden, çoluğunuzdan, çocuğunuzdan uzak fakat aralarınızda siz o kadar çok iç dışlısınız ki artık yaşamanızın bir biçimini oluşturmuş onlar sizin. Ve artık onlarla konuşur haldesiniz. Ben buna da dikkat ediyorum. Aralarınızın verdiği zararı ya da faydasını her ince ayrıntısına kadar bilerek bizlere tarif ettiniz. Kaldı ki sizin tarif ettiğiniz ya da anlattığınız her şey burada kendiliğinden doğruluğunu teyit eden hallerini yaşadık, gördük. Ben biraz bugün sektörün en iyisi olduğunu söylüyorum. İleriye yönelik plan projelerine de değinmek istiyorum. Şu an Türkiye'nin en iyisiyiz, en büyük işletmesiyiz. Önümüzdeki yıllarla ilgili projeleriniz neler? Çünkü sizin önümüzdeki yıllarla ilgili yaptığınız projeler bu sektöre olan en önemli olumlu katkılar da olacaktır. Sektör konusundaki düşünceleriniz ve katkılarınız neler olacak diyelim. Bal arıları insan oğlunun hayatında mutlaka olması gereken canlılar. Önceliğimiz onların bütün çabaları zaten kendi neslinin devamı için. Hiçbir arı kendi toplayıp depoladığı balı kendisi yemez. Sonraki nesil için depolar. Polenini ve diğer ürünlerin tamamını sonraki nesiller için depolar. Bu oğul eğiliminin bir nedeni de gene aynı şekilde neslin devamıdır. Arı kendi neslinin devamını garantiye alırken aslında insanoğlunun neslinin devamını da garantiye alıyor. Biliyorsunuz bu konuda bir şey vardır. Bal arıları doğada yok olduktan sonra insanoğlunun 4 yıllık ömrü kalmıştır diye. Çünkü evet, bal arıları doğanın en önemli polinatörleri. Yani bitkisel sürekliliğin devamının garantisi bal arıları. Aslında aynı zamanda onların uyarıcıları da, alarmları da diyebiliriz. Bitkiyle kesinlikle ve doğayla ilgili bizleri uyaran alarmlar da diyebiliriz. Evet, çünkü çevredeki herhangi bir çevre kirliliğinin en iyi tespit yolu bal arıları. Bakın bazı bölgelerimizde son zamanlarda yağışlarla birlikte gelen toksit maddeler bitkilerin üzerine yağışlarla inmekte. Ve o bölgelerde yoğun arı ölümleri görülmekte. İşte bu bir ölçü. İnsanlarımızın da bundan net derecede zarar görebileceğinin belirtisi, göstergesidir. Şimdi biraz evvel söyledim, yılların tecrübesiyle hareket ediyorsunuz. Çok uzun yılların tecrübesi, yaptığınız başarılı çalışmalarla şu an her adımınızın, her hareketinin aslında belki sektöre ibret olabilecek çalışmalar olduğunu tekrar söylemek istiyorum. Ve bizi izleyen değerli izleyicilerimizin içerisinde bu sektöre belki yeni adım atacak, hareket edecek ya da yıllarca çalışmaya devam ediyor fakat eksik bilgilerle zaman zaman çok büyük sıkıntılar yaşayan insanların da olduğunu biliyoruz. Yani edindiği arıyı kaybeden, onunla verdiği mücadelede
maalesef eksik düşen insanlarımız da var. Özellikle arıcılık konusundaki buradan bu sektöre katkılarınız ve tavsiyeleriniz neler olacaktır? Son olarak gençlerimiz için, evet, yeni çalışan arkadaşlarımız için. Evet. Öncelikle arıcılığı ve bu doğal ortamı sevmeyen insanlar bu işten uzak dursun. Arıyı geçici hevesine girmesinler. Kesinlikle. Arıyı seven, doğal ortamı, doğal ortamda bulunmayı seven insanlara öncelikle bu işi tavsiye ederim. Ayrıca bu işe girdikten sonra genç kaliteli anaarı kullanımının önemini bilmeliler. Genç kaliteli anaarı, taze petek, yıllanmış petekleri kullanmaktan kaçınsınlar ve arıya sürekli uzun süre aktif çevre sağlayacak şekilde faaliyetlerini sürdürsünler. Yani bulundukları bölgede kaynaklar kuruduğunda, yani çiçekler kuruduğunda mutlaka arıları daha yükseklerdeki kaynak bulunan yaylalara taşıyarak bu faaliyeti sürdürmelerini tavsiye ederim. Ben size tekrar teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun diyorum.